Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an elimde Asus'un bir gaming oyuncu kulaklığı var. Bunu indirimden aldık. Neymiş markası? ROG Strix Fusion 500 7.1 bir kulaklık Asus'un. Yanında da buna hediye ettiler. Şöyle bir aparatı var ama kullanmayacağım. Bunun özellikleri belki de RGB bir kulaklık. Mobil telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Daha neleri varmış? İşlemci falan güzel ve touch dokunmatik kontroller var. Şöyle bir poşeti açalım hızlıca. Aydınlatmalı bir RGB aydınlatması mevcut. Biraz daha aşağı. Şu şekilde. 2018'in ödülünü almış. PS4 bilgisayar ve diğer uygulamalarını kullanabileceğiniz bir kulaklık. Şöyle şık bir kutusu mevcut. Bunu çıkarttık. Setlerimiz burada. Ferah ve gayri şık petlerimiz var. Bunları açalım, bu şekilde kalsın. Şurada deri pet, bunlar da sünger petleri. Yedek olarak göndermişler, yazlık kışlık kullanım için. Anladığım kadarıyla. Şurada bir süngerimiz var, kulaklığımızın. Şurası metal. En fazla böyle katlayabiliyorsunuz. İçe katlama falan yok. Kulaklık kısmı nerede? Kablo girişimiz burada. Şurada bir düğmemiz var. Bakın kulaklığımız şu şekilde çıkıyor. Elastik bir kulaklık. Döndürebiliyor muyuz? Döndürebiliyorsunuz bu şekilde. Tekrar tak ve biçen tutabilirsiniz. Dokunmatik bir kontrol olduğu sürece birinci play pause yukarı aşağı. Orta durdurmaymış. Burada bir şey yok. Şurada RGB aydınlatma kısımlarımız var. Bakalım başka nelerimiz var içinde. Şu şekilde uçlarımız mevcut. Bir şey yazmıyor. Şu var mıymış acaba? Türkçe en son 37. İkinci mikro oyun kulaklığı, 2 tane Rockstar kulaklığı, USB kablosu, 1 tane hızlı başlangıç kablosu, 1 tane garanti belgesi, 17-11 başlarken band kulaklığı, başka dokunmatik mikrofon kulaklık, avro açık kapalı. Şuradan kulaklık üstünden hareket ettirerek önceki sonraki şarkıya geçebiliyorsunuz. Aşağı yukarı ses düzeyi. Şimdi farklı bir şey yok. Hemen bilgisayarımıza takalım.
türleri de aydınlatması mevcut. Bunları uzaktan, daha doğrusu mobilden ya da Aura SNH uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Oyunun ritmine göre değişebilir bu aydınlatma kısımları. Şunu çıkartalım. Şu şekilde. Şunu çıkartalım. Şu çıktı. Başka bir özelliği yok. Arkadaşlar kulaklıkla ilgili söyleyeceklerim, buradaki dokunmatiği tamamen çalışıyor. Aşağı yukarı yaptığınızda ses kıs, ses aç anlamına geliyor. İleri geri sağa sola yaptığınızda sonraki şarkı, önceki şarkı. Ortaya bastığınızda stop ya da durdur ya da başlat var. Dışarıya sesi vermiyor. Ses en son seviyedeyken bile dışarıya rahatsız etmiyor. Dışarıdan sesi almıyor. Kulağa oturması, kafa kısmına durması gayet güzel. Süngeri gayet rahat. Bunun dışında standımız da buradaydı. Şunun kablosuz olan olsaydı daha iyi olacaktı ama bu kulaklık kablolu şu anda. Tabi daha Asus ROG kısmını yüklemedim. Onu da yükledikten sonra bakalım ayarları nasıl bir değişiklik yapacağız. Şimdi isterseniz ses kartesi ve mikrofon kartesine bakalım. Bu mikrofonla bir ses kaydı alacağım. Ekran kaydıyla bu şeyi yapacağız. Aura SNH yüklediğimizde nasıl bir özellikleri var? Onları kontrol edeceğiz. İsterseniz ekran kaydını başlatayım ve Aura SNH yükleyelim bakalım cihazı nasıl kontrol edeceğiz? Ona da bir bakalım. Arkadaşlar şu anda bilgisayarımızı Aura SNH ile eşleştirdik kulaklığımızı. Şu an kulaklığımızın ayarlar kısmındayız. Üst tarafta 3 tane başlık var. Ses, aydınlatma ve yazılım güncelleme şeklinde. Güncellemeleri alıyor aile kendisi. Benim bilgisayarıma bağlı 2 tane Asus ürün var. Biri ROG Strix Impact 2 mouse, bir tane de kulaklık var. Cihazımızın sol kısımda ayar kısımları var. Altta equalizer ya da buradan 7.1 surround ses deneyebiliyorsunuz. Off konumundayken stereo, on konumunu aldığınızda 7+1'e geçiyor. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan gürültü geçidi ya da mikrofonun ses düzeyinden yapabilirsiniz. Equalizer'ı açıp değer verebilirsiniz. Şu an düzdeymiş. Biz FPS olarak seçelim bunu. Peşine burada 24 bit ya da 16 bitlik ses kalitesini ayarlayabilir ya da alt tarafta megahertz'ini ayarlayabilirsiniz. Burada mikrofonun kalitesini ayarlıyorsunuz. Bu seviyedeyken inanılmaz bir şekilde dışarıdan ses alıyor. Bunu %5'lere falan çekseniz yeterli olacaktır ses kalitesi bakımından. Aydınlatma kısmında ise aydınlatmaları değiştirebiliyorsunuz. Müzik kısmında yaptığınızda müziğe göre ritim alıyor, yani ışıklar değişiyor. İsterseniz bir video açalım telife girmeden. Şu an reklamlarda, reklamlara göre yanacaktır burada da zaten. Şu an müzik başladığında aydınlatmayı görürsünüz zaten. Nasıl bir konum alıyor, hangi aydınlatmaya geçiyor. Yani eş zamanlayalım tekrar. Burada değişiklikler var. İsterseniz burada off konumuna getirip aydınlatmayı da kapatabilirsiniz. Tıkla bu şekilde yanıyor. Rengi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Mor yapabilir ya da farklı renklerde ayarlayabilirsiniz. O size kalmış. Kapalıyı aldım ben. Yani kulaklığın mikrofon kalitesi iyi, hoparlör kalitesi iyi, dokunmatik yüzey gayet stabil çalışıyor. Eksisi etrafındaki plastik kısmı sert bir plastikten yapılmış. O yönden bir sıkıntısı var. Onun dışında farklı bir sıkıntısı yok. Kafaya rahat oturuyor ve başta uzun süre kullandığınızda rahatsız etmiyor. Mikrofonu açık konuma getirdiğinizde kendini açılıyor. Kapalı konuma getirdiğinizde yukarı
direkt olarak kapanıyor. Alt taraftaki düğme ile basılı tuttuğunuzda Surround sanal 7.1'e geçiyor. Direkt olarak. Oyunu da daha test etmedim. Ama yorumlar kısmına bıraktığınız yorumlar, oyun kısmına ilgili sorularınız olursa oyunda nasıl deniliyor, yani oyunda nasıl bir performans aldığımı net bir şekilde yazacağım. Kulaklığın görünümü bu şekilde arkadaşlar. Şu anki ses kaydını da zaten kulaktan yaptım. Ama buradaki alt tarafta kayıt kısmındaki mikrofonun olduğu simgeyi %1'e aldım. Bu şekilde geliyor. %10'lar, %20'ler çıktığında inanılmaz bir ses alıyor dışarıda. Mobil olarak Bluetooth'tan bağlanmadım daha kulaklığa. Ama bu özelliği de var. Bluetooth olarak bağlanabiliyorsunuz. Sesi de Bluetooth olarak aktarabiliyorsunuz. Ama diğer türlü olsaydı mesela kablo ihtiyacımız olmasaydı direkt Bluetooth aparatıyla bağlansaydık daha faydalı olacaktı. Kulaklıkla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu izleyen herkese teşekkür ederim. Video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kanala abone olarak ve bildirimleri açarak yükleyeceğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Abone olmayı ve bildirim bırakmayı unutmayın lütfen. Elimden geldiğince cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.